Üçüncü asırda yaşamış Anadolu'nun bir çocuğu. Artık Anadolu mu onun doğum Anadolu'yu. Ama ölümsüz ve bugün bizlerle beraber her dilde kendi dediği gibi ben yürürüm ilden ile dost sorarım. Dilden dile diyen bir şairimiz mi, sufi mi, dervişimiz mi? Ama sorsanız ona ben derviş değilim, olmadım da diyen derviş. Evet, 13. asırda sevelim sevilelim diyen hiçbir şair yok. Bildiğimiz kadar Villon diye biri var Fransa'da. O da o sırada radyo yok, televizyon yok, nasılsa şiir biraz birbirine herhalde yaşadıkları insanlığın hayvanlaşması, tacağlaşması, birbirini yemesi gibi kavgalar, dövüşler, öldürmelere karşı yaptıkları ve sevelim ki sevilelim dedikleri bir barış. Ve şeye ben kızımın ismini de Sevi koydum. Çünkü diyor ki ben bu dünyaya kavga etmeye gelmedim. Davi için gelmedim diyor. Ben Sevi için geldim diyor. Hem barış hem de aşk manasına geliyor. Ben bunu bunları yapın dedikleri zaman bana Dışişleri Kültür Bakanlığı yoktu Ankara'da. 72 senesinde başladık yapmaya ve araştırmaya. Turizm Bakanlığı'na yaptık. Çünkü bir lokum yolluyorlardı üstünde. Bir dansöz vardı. Turkish Delight diye. O da güzeldi. Bu kadar sevdiğim bir eksik olmasın. Söylemeye mecburum çünkü onun fikriydi. Turizm Bakanlığı'na bu Yunus Emre'leri Fransızca, İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak şarkı şiiri olarak poezi şante ediyoruz ona. Fransa'da öyle bir mezonla poezi var. Her ay bir şairi alıyor. Biz burada bunu yapabiliriz. Hocam, vallahi yaparız. Onu anarak bu şarkı bir şiir oluyor. Onlar da öyle, bazıları öyle. Ve bir Yunus'tan bahsediyoruz. We're talking about Yunus Emre's life. Okay. Bir dede vardı Ankara'da. Bana bunu yap dedikleri zaman. Bir dede vardı. There was an old man in Ankara, and I had to go and ask him about Yunus Emre, because I didn't know so much of him. I was like you, very European. I knew Hegel, Freud, Sartre, I was in France at that time, when existentialism was going on. And so I started to see what's going on. Batı'da ne var mesela? Freud gibi söylüyor diyordu. He's talking like Freud. He says, bir ben vardır bende. Benden içeri. It means I have one me inside of me. Like Freud. The 13th century, can you imagine? And he said to me that the creative yaratılış destanının hiç Adem Havva'ya benzemediğini ve Yunus Emre'nin 13. asırda yazdığı dağlar ile, taşlar ile it's the creation of the world that it doesn't look at all like Adam and Eve, you see. It starts with nature, after it starts with seherlerde kuşlar ile it starts with, it continues with birds and then brings the two
And he says, "Oh, Muhammad," say, "you know, yani bir yaratılış destanı var. İstiyorsanız fotokopileri de burada bırakabiliriz size. Çünkü bu hakikaten her yerde oynayacağımız bir yaratılış destanı. Zaten eski Türklere baktığımız zaman yaratılış destanlarında görüyoruz ki kadının yeri her zaman çok daha önde kirlenmemiş. Madem Havva'nın havası gibi günahkar değil, kirlenmemiş. Aynı şekilde bu büyük güç yapan Orta Asya'daki Türklerde yaratılış destanı şöyle oluyor. Tanrı yalnız kalıyor ve o sırada denizden çok şey temiz, istediği için de yalnız kaldığı için güzel genç bir kadın geliyor. Botticelli'nin de yağlı boya resmi var. Venüs'ün doğuşu. We have some other statements of life coming, but doesn't look at all like Adam and Eve. The woman is always in front, pure, with not suspicious or doing something bad, let's say. And that's Hunus Emre's world's seeing things very like existentialism, we can say, after the Second World War. And it says, Searching the
Zarar veriyorlar. Ölen
biraz su biraz sonuna doğru bir sultan aptal daha sosyal içerikli şiirler yazmıştır. Yaşamının zor bir devresindedir. He was on the 16th century, he was elevated and his poetry is a bit more social. Like he says, bunu da tercüme etmek lazım. Bir sosyologla beraberiz, Kopenhag'da sefarette kalıyordu. Ve Pir Sultan Abdal için ve Alevi'ler için bir konferanslar var orada. Bana dedi, sen nasıl beş şarkıyla anlatacaksın bu işi dedi bana. Ben de beş şarkıyla değil ve bir cümleyle anlatacağım dedim. Nasıl olur yani, ben bir saat bulacağım, dertimi de anlatamayacağım dedi. Hızır Paşa'ma böyle falan. Yani Osmanlı beni dahil ediyor, o kişisel bir şey. Yapılan Alevi'lere onu temizlemesi lazım sosyologlarına. Dedi ki Çakır'da çok kolay. Ne diyeceksin dedi. Vallahi Sivas pazarında buğday pahalı, can ucuz diyeceğim dedi. O da şiiri. Evet, bir zaman göreceğiz. Alevi zamanına başlayacağız. Sonra sonunda da bizim mevlevi şiirle bitireceğiz programımızı. Bin yıfalar etsen ama üstüme o boyu. Gayet şirin geldi dillerim dostum bu boyu. Derdinden ben yane yane hudum.
dünyaya yönelmiş senlere döndüm. Vakitsiz açılan güllere döndüm. Ateşi kararmış ey dost gülüm. Döndüm dost senin derdinden. Ben yâne yâne döndü. Sında peyikleriyle yaramı sarsınlar ey dost şehitler ile 40 yıl dağda gezdim ey dost geyikler ile dost senin derdinden ben yâne yâne hude 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 ben yâne yâne bir sultan abdalım doldum eksildim yemeden içmeden sudan kesildim zülfün kemendine kondum asıldım hakkı pek sevdiğim için için asıldım dost senin derdinden ben yâne yâne hude 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 ben yâne yâne hakkı sevdiğim için dost. Adamların Yunus'un da var Uzar diye çıktım ne adamı diyor sen söylüyordun kimdi o dün gece ha çıktım erik dalından da yedim üzümü diyordu ilk abstre resmi yapmıştı o da bırak Picasso gibi evet ama 13. asırda yapmıştı bu da böyle bir şey ben de şu dünyaya geldim geleli geldim geleli emanetten bir don giymişçe döndüm. Sahibi çıktı da elimden aldı, elimden aldı. Kuru yerde koyu giymişçe döndüm. Oy! Geldi geçti geri bakmadı geri bakmadı hem de tren kazdırdı sular akmadı oy bak çok yuva bekledim cücük çıkmadı cücük çıkmadı boş yuva beklemiş Yunus kuşa döndü. Sultan ablalım bu dünya fani, bu dünya fani. Baştan başa kim sürdü bu devranı? Yarim bir sözü üşüttü beni. Üşüttü beni gece da başında donmuşa döndü donmuşa döndü donmuşa döndü
sessizlik dergahı değildi. Yüz kere tövbeni bozmuş olsam da yine gel. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesi. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse ondan da bizarım. O sözden de bizarım, şikayetçi. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin, gönüllerin mezarıdır. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin, gönüllerindedir. Güneş olmak ve altın ışıklar halinde ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ağına karışan yüz rüzgar olmak isterdim. Aklım varsa bir başka akla dost ol da işlerini danışarak yap. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekemeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekemeyiz. Hayatı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı şeydir. Senin olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır. Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini. Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil. Bir katre olma, kendini deniz haline getir. Madem ki deniz özgürsün, katreliği yok et gitsin, beri gel, beri, daha da beri. Nice yaşıyor vuruculuk, madem ki sen bensin, ben de senim. Nice yaşıyor şenlik benlik, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Of love would rot of the same fountain cannot be both bitter and sweet. See all people is equals. See the humble as heroes. For those who truly love God and His ways, all the the world are brothers. All the people of the world are brothers, said Yunus Emre, 13th century. Life concert. I love you. Sevelim, sevilelim. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok şef duydu.
Sağ olun, var olun. Akşam görüşmek üzere tüm büyüklerime. Rica ederim tabii. Buyurun. Başlamak.